Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerin ardından bölgedeki son gelişmeler, alınan ve alınacak tedbirler hakkında bölgedeki komutanlarla görüştü. Ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Orgeneral Akar, denetlemeler esnasında Zeytin Dalı Harekatı'nın kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürülüyor değerlendirmesini yaptı. Burada bu azim ve kararlılık da umutlarımızın güvenliğini sağlamak, bölgedeki istikrara katkı sağlamak maksadıyla yaptığımız çalışmalar en son terörist etkin hale getirilmeye devam edecek. Harekat kapsamında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütülüyor. İfadelerini kullanan Orgeneral Akar şunları kaydetti. Bizim tarihimizden aldığımız, kültürümüzden aldığımız değerler var. Bunlara karşı çok böyle bağlıyız. Bu konuda hata yapmayacağız. Masum insanlara karşı son derece saygılıyız. Masum insanlar ve çevre bizim için dokunulmaz. Onların teminatı bizzat sizsiniz. Harekat kapsamında özellikle meskun mahallelerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini bildiren Akar, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğuna, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığına dikkat çekti. Birlik ve beraberlik içinde arkadaşlar, tarihimize, kültürümüze, atalarımıza yaraşır şekilde bugüne kadar görev yaptık, bu nasıl aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Orgeneral Akar, sivil ve masum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumlarıyla koordineli çalışıldığını belirterek, harekat kapsamında gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kutladı.